Ardan Zentürk, ceset stratejilerinin hakim olduğu kalıcı savaşa ilerliyoruz. 1989 yılının temmuz ayı sonlarında Kosova'daki çatışmaları izlerken karşılaştığımız o Sırp kalabalığı gördüğümüzde rahmetli savaşay, sevgili Coşkun Anal ve ben Hitler'in ruhunun 2. Dünya Savaşı'ndan yalnız 45 yıl sonra insanlığın üzerinde şekillenmeye başladığını tahmin edemezdik. Sırf faşist lider Slobodan Milošević'in Kosova Savaşı'nın 600. yılı nedeniyle Gazimestan anıtı önünde yaptığı ve Balkanlardaki tüm etnik dini gruplara tehdit yüklü konuşmadan dönen o kalabalığın bugünlere kadar uzanan etkisini anlamamız için de çok erkendi. Avrupa Yugoslavya Savaşı’nda etnik dini çatışmaya ve devletlerin yeniden tek kültür zemininde şekillenmesine izin verdi. Bugün Irak Suriye coğrafyasında yaşadığımız kanlı ökünün başlangıç noktasını yarattı. İnsanlık sırf faşistlerin toplama kamplarını o kamplarda açlıktan ölen insanları, çocuk ve kadınlara dönük eziyeti son Balkan harbinde yaşadı trajedi 1991’de başladı 2001 yılında sonlandı. Balkanlarda sonlandığına inandığımız etnik-dini çatışmaların Irak ve Suriye'ye taşındığını istedik. Bu arada Myanmar'da Budistler Müslüman kesmeye başladı, Afrika'ya yeni hesaplaşmaların tohumları atıldı. Bir yalan üzerine kurulu Irak'taki Amerika-İngiliz işgali, arkasında 1 milyon insanın öldüğü Sünni-Şii savaşını bıraktı. Aynı savaş bugün Suriye'ye yayılarak sürüyor. Bosna Savaşı'nın Srebrenitsa'sı ile Suriye'nin Madayası arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. İnsanlık Yugoslavya dağılırken girdiği etnik dini hesaplaşmaların bir başka etabını yaşıyor o kadar. Ve yarın Avrupa'nın kapılarına dayanmış milyonlarca insanın bir sosyo-siyasal değişimin tetikleyicisi mi yoksa yeni bir soykırımın zavallı kurbanları mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Gördüğümüz gelişmiş toplumların çağdaşlık iddiasının korku ve ırkçılıkla yok olmasından başka bir şey değil. Kapitalizm savaşı kalıcı kıldı. CIA'in özel fonlarından destekle de Samuel Huntington'a 1996 yılında Medeniyetler Çatışmasının Neden Yazdırıldığı anlaşılıyor. Kapitalizm bir dünya savaşı değil, birbirinden bağımsızmış gibi görünen ama süreklilik gösteren çatışmalar arzu ediyor. Bu çatışmalar bizi savaşa alıştırıyor. Yaşam biçimimizin barış zeminli olmaktan çıkmasına neden oluyor. Yaşadığımız kentin bir yerinde kanlı bir hesaplaşma yaşanırken kendi mahallemizde hiçbir şey olmamış gibi yaşamamıza yol açıyor. İstanbul'un Sultanahmet'inde canlı bomba patladığı gün İstanbul Borsası'nın günü %1'lik yükselişle kapatması, döviz piyasasında düşüş yaşanması bunun açık bir işareti. Savaşlardan artık borsalar bile etkilenmiyor. Merak etmeyin. Bizleri büyük bir hesaplaşma, ne bileyim bir üçüncü dünya savaşı beklemiyor. O finansal kapitalizmin çıkarlarına aykırı, küresel ekonomide insanlığın yarattığı toplam yıllık servetin yarısına el koyan yüzde birlik azınlık hepimizin küçük ve dağınık savaşlarla oyalanmamızı istiyor. Rusya zavallı bir hayalin peşinde. Putin boş yere dünyanın bir kez daha iki kutuplu olmasının ve kendine ait alanda imparatorluğunu kurmanın yollarını arıyor. Büyük ve gerçekleşmesi imkansız bir hayal. Rusya, Yugoslavya Savaşı'nda sırf faşist Miloševiç'in yanında yer alıp yüz binlerce insanın kanını dökülmesine neden olmuş, şimdi de aynı işi Beşar Müttefiği ile Suriye'de tekrarlayan zavallı bir ülke. Emperyalistler çıkardıkları kanlı bir savaştan ellerini temizleyerek çıkmak istediklerinde Rusya'yı çağırıyorlar. Bir yönüyle baktığınızda Latin Amerika Meksika'nın uyuşturucu kartelleri, Daesh, Putin'in oligarkları ve George Walker Bush gibi bir felaketten sonra Donald Trump'ı da çıkarmayı başaran Amerikan egemen güçlerinin birbirinden ne farkı var? Hepsi kara paraların ve ceset stratejilerinin üzerinde çekilenmiş pespaye yapılanmalar. Pentagon Suriye Irak'taki hesaplaşmanın en az 10 yıl süreceğini söylüyor. Bu Yugoslavya savaşının süresi kadar. Bittiğinde bilin ki bir başka coğrafyada yeni bir çatışmanın temeli çoktan atılmış olacak. Hepimiz Vladimir Putin'in ne kadar başarılı bir katliamcı olduğunu kısa zamanda anladık. Tarih affedecek mi? Hayır. Ama en anlamlı çıkışı Paris ziyaretinde Suriye muhalefetinin koordinatörü Riyad Hicab, tarih Obama'yı affetmeyecektir sözleriyle yaptı. Hicab, korkunç kumpası yaşadı ve belki de son bir çığlık attı. Geleceğe dönük bir çığlıktır. Yalnız geçmişte ve bugün katledilen çocuklar için değil, geleceğin soykırım kurbanları içinde. Ardanzen Türk, Star.